Yer altının derinliklerinden gün ışığına çıkaran maden işçileri dünyanın en zor iş kollarından birinde çalışıyor. Güneş ışığı görmeden saatlerce ter döken madencilerin hikayesini de TRT Haber muhabiri Yavuz Demir haberleştirdi. Arkadaşımız Berk Söylemez de görüntüledi. Kara elmasın kalbine gece gündüz uzanan bir yolculuk onlarınki. Ailelerinden çok mesai arkadaşlarını görüyorlar. Birlikte yerin yüzlerce metre altında ter döküyorlar. TRT Haber ekibi de madencilerle Edirne Uzunköprü Kırkköy'deki maden ocağına girdi. Yerin yüzlerce metre altında maden işçileri bir günlerini nasıl geçiriyor, ne yiyor, ne içiyor? TRT Haber ekibi olarak buna şahitlik edeceğiz. İşçiler sabah 7'de madene geliyor. Madende risk oluşturabilecek bir malzemeyi üstlerinde unutma ihtimaline karşı üst aramaları yapılıyor. Madene yorgunsak, uykusuzsak, kendimizden emin değilsek girilmez. Bunun üzerine kesici aletlerle girilmez, sigarayla girilmez, alkollü girilmez, uygun ekipmanlar olmadan girilmez. Cep telefonuyla girilmez. Aramadan geçen işçiler ardından iş kıyafetlerini giyiyor, görev bölgelerine doğru yola çıkıyor. Madene monoray denilen tavana asılı minyatür bir trenle iniliyor. Madenciler görev yapacakları galerilere inip işbaşı yapıyor. TRT ekibi de yeni açılan galeride güçlendirme çalışması yapan madencilerin yanındaydı. Madencilik zor bir meslek, meşakkatli bir meslek. Ben bu mesleğe 18 yıllık senemi verdim. Zor, çalışma şartları eskiden daha zordu. Şimdi daha kolay şartlarda, daha güzel imkanlarla çalışıyoruz. Biz burada bir ekmeği iki kişi kesinlikle tereddüt etmeden bölüşürüz. Ben burada bir arkadaşıma yani şüphe etmeden kesinlikle güvenebilirim. Biz burada bir aile gibi hepimiz birbirimize güveniriz. Madenciler molayı da iş akışına göre kendi aralarında planlıyor. Burada zaman durmuş gibi ancak öğle yemeği saati geliyor. Madenciler güvenlik açısından değişmeli şekilde öğle yemeğini yiyor. Küçük gruplar halinde yemeklerini yiyen işçiler bir süre dinlendikten sonra tekrar işlerinin başına geçiyor. Mesaisini tamamlayan işçiler yine monorayla madenden çıkıyor. Mesleğe yeni başlayanlara ise önce teorik ardından pratik eğitim veriliyor. Madenci adayları iş güvenliği eğitimi